أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cenab-ı Hakk'ın seyyidimize nasip edildiği fütuhat kapısından Allah nasip edildi. İki hafta önce davranış bilimleri hususundaki bilim külliyatının ilgili bölümüne başlamaya Allah nasip etti. Allah nasip ederse derste aslında iki hafta daha, dört hafta daha uzayacaktı. Çünkü altıgen insan tipini anlattık. Altıgen insan tipinden bir şeyden vazgeçersek, en az bir şeyden vazgeçebiliyorsak beşgen bir insan tipine ulaşabiliriz. Böyle bir insan davranışına ulaşabiliriz dedik. Bundan sonra 4, 3, 2 ve 1 var diye beyan ediyorduk. Şimdi 4'ü ve 3'ü Allah nasip ederse bu hafta tek derste ifade etmeye gayret edeceğiz. Kitapta çok genişletmek üzere yaklaşık 4 ciltlik ya da 5 ciltlik hani pratikleriyle beraber ele alınınca, çünkü bir de bu davranışların karşılığında meydana gelen bozukluklar var. İnsanın psikolojik yapısının karşılığında davranışlarında bozukluklar var. Bunları bir de pratize etmek gerekiyor. Geleceğin doktorlarına, bugünün doktorlarına ya da pediatristlerine, biraz daha psikiyatrinin dışında psikolojinin bir ana dalı olarak beyan edildiğinde, biz o pratiği önümüzdeki hafta yapacağız Allah nasip ederse. İkileri ve birleri beyan ederken bu çarkların insan hayatındaki özelliklerini. Bu hafta Allah nasip ederse dörtgen ve üçgenden bahsedeceğiz. Yani 5 özelliğe sahip olan insanın bir şeylerden vazgeçip devam ettiğinde yolculuğuna, o değişikliklerle beraber ancak bir üst mertebeye erdiği zaman erişebileceği bir duruma ereceğiz. Ondan sonra 3, 2 ve 1. Şimdi 6. kısımda Freud'un ortaya koymuş olduğu temel değerler çalışıyordu demiştik. 5. duruma geldiğimiz zaman iş biraz daha ondan sıyrılmış ve onun karşısındaki metotları beyan etmiştik. Şimdi beşgenden dörtgene çıkarken ise durum biraz daha değişmekte. Yani mevcuttaki davranış bilimleri açısından bakıldığı zaman bundan sonraki sürecin anlaşılması tamamen dinsiz bir matematikle bakıldığı zaman mümkün değil. Allah-u Zülcelal ise bu matematikle mümkün olmadığını Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde beyan ediyor ve şöyle ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَةِ بِالْهُدَى ضَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bu davranış bilimlerinin bundan sonraki esası Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesi üzerine bina edilir. Buradaki ticaretin özelliğinden bir hikmet doğar. Yani bu 4 ciltlik kitabın bundan sonra kalan 2,5, yaklaşık 2,5 ciltlik tarafı eştara, satın alma ifadesinin üzerine bağlı olur. Sadece o kelimenin şın harfinden, o üç noktadan birisinden doğan ilimdir bu. Yani işin sadece Arabi lügatında noktalama bahsinin edatlar, fiiller ve sıfatlar üzerindeki tecellisiyle hasıl olan ilimlerden mucize-i Kur'aniyenin bir özelliğidir. Her bir harfinde saklı olan binlerce ilimden süzülerek gelir bir futuhatta beyan edilir. Şimdi ayet-i kerimede Hazreti Allah şöyle buyuruyor. İşte bunlar o kimseler ki, delalete düşmüş insan tiplerinden bahsediyor Hazreti Allah. Bir önceki ayet-i kerimelerden gelen, işte Beni İsraillerin, kafirlerin haleti, ruhiyesinden beyan ettikten sonra, tabiri caizse sosyolojik bir yapı çizdikten sonra, Kur'an öyle bir deryadır ki hangi cihetten baksan bir başka şey söyler sana. Öyle bir fotoğraf çekersin, İstanbul Boğazı'ndan 50 kişiyi gösterirsin, orası İstanbul Boğazı demez. Bir başka yeri söyler. Burası Fransa'da mı der, İtalya'da mı der. Bir başka insana bir başka açıdan gösterirsin. Öbürüne hafif böyle kamerayı milimetrik kaydırırsın. Araya bir ağaç giriverir. O İstanbul Boğazı'nı kimse bilemez. Kur'an-ı Azimüşşan bununla kıyas bile edilemez ama algılansın diye ifade ediyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da her şeyde var olan şey, bakış açısına beyan edilmiş olan ayrı ayrı pencerelerden baktığınız cihette bir güneş gibi doğmaya mecbur ki daimen onun tefsiri devam ettiği gibi her cihette, her İslam döneminde her mümine bir söz söyleyebilsin. Ama bu sözü mümin kendi algısıyla algılaması mümkün değil. Niye? Altıgen, beşgen, dörtgen, hatta üçgen bile olsa yaşadığımız hayatta bizim penceremiz sislidir. Zaten davranışlarımızın çözümlenememe sebebi budur. Kısa bir parantez. Adam diyor ya, Kur'an-ı Azimüşşan okuyup da anlamak için indirildi. Sen de aç, oku, dinle, anlamaya çalış, gayret et. Bir mürşide, bir şeyhe, bir alime ne ihtiyaç var? Kur'an bütün alemlere inmiştir. Sen de oradan okuyup kendi hisseni alsana.
hisseni alıp yola devam etsene. El cevap haklısın da penceren de isti değilse, penceren buzlu değilse, Kur'an'a bakan senin kalbinin penceresi temiz olsaydı sen de sahabe ikram gibi, ki onlar da aslında bir tarikin başlarıdır, o cüzün en başlarıdır. Öyle olsaydın o pencereden sen de manzarayı seyredebilirdin, ama pencere kirli olunca insan pencerede o kirden kendisini seyretmeye başlayınca Kur'an'ın mealini de kendi keyfine göre yapmaya mecbur olur. Adam var pencereden manzarayı seyrederse manzarayı anlatır. Adam var hayatı boyunca kendi yüzüyle hiç tanışmadıysa aynada kendini seyreder gibi seyreder, başkasına anlattığını zanneder. Halbuki kendisi için ihtiyaç olduğu, kendi davranışlarına güzellikler sunacak olan bir Kur'an tefsiri beyan eder. O tefsirde kendini mahfu perişan eder. Yine dönersek davranış bilimlerine, hikmet ilahiyesine, Hazreti Allah diyor ki onlar hidayet yerine delaleti satın aldılar. Yani insan hayatı boyunca bir alışveriştedir. Davranışlarının tamamı ise bu alışverişin cihetlerinden doğmaktadır. Burada sosyolojik olarak Hazreti Allah şunu beyan ediyor. Kiminle iletişim halindeyseniz onunla bir alışveriştesiniz. Kiminle muhabbetiniz varsa, kiminle oturup kalkıyorsanız, kiminle berabersiniz yahut kiminle beraber olmak istiyorsanız, şimdi sorular kısmına geldiğimizde anlaşılacak. Daha net, onunla bir alışverişiniz var sizin. O alışverişin bir ciheti hidayettir, bir ciheti delalettir. Kimileri delaleti satın alırlar çünkü ehli delaletle oturup kalkmaktalar. Onlar alışverişlerinde delaleti alırlar, delaleti satarlar. Kimileri ise hidayeti arzulamaktalar, onların davranış biçimlerini ise ben belirliyorum. O ise hikmet babıdır. Sonra فَمَا رَبِّحَ تِجَارَتُهُمْ böylece ticaretleri kâr etmemiştir ve hidayete erememişlerdir. Yani beşinci basamaktan bir üste çıkarken tacirlerden kâr edebilenlerin ancak bir üst makama çıkabilecekleri anlaşılır. Yani dünyanın hiçbir toplumunda sosyolojik olarak beşten bir üste çıkarken dörde geldiğimiz yerde iman vesikasının olma mecburiyeti ortaya çıkar. Bu dördün içerisinde kimi zaman kafirlerin veyahut münafıkların bahsi geçen davranış çeşitlerini uyguladıkları görülse de burada kaimiyet sağlayamadıklarından dolayı toplumlar arası çelişki ve kültürler arası çatışmanın sebebiyeti doğar. Zira 6 ve 5'ten sonra o dördüncü yapıya ulaşmış olan adamlar iman ehli değillerse bir yandan küfrün içerisinde bırakmış oldukları davranış şekillerini yaşarken ruhların arzu edebildiği yer arasında gidip geldikleri için alamet-i münafıkanın en fazla yaşanmış olduğu cihet olarak beyan edilebilir. Şimdi biz beşgeni bir kez daha hatırlayalım. Demiştik ki bu yapıda yaşayan bir adamın davranış şekilleri tatmindir, sosyal bir beklentidir, yüksek bir ailenin getirisidir, öğrenmektir ve reddetmektir. Bu adamın hayat biçimi bu beş tane ana esas üzerine kuruludur. Bütün bu esaslardan altıncı esas yaşantılar üzerine, beşinci esas beklentiler üzerine, dörtgen paylaşımlar üzerine, üçgen ise teslimiyet üzerinedir. Dolayısıyla şimdi biz bu dörtgene geçerken, beşten sıyrılırken, dörtgene giderken davranış bilimlerinin bakış açısıyla patolojik bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Neden? Çünkü dörtgene gittiğimiz zaman adam reddiyeden vazgeçmesi gerekmekte. Yani kendisine dayatılmış olan, anlatılmış olan şey mantığının dışında olduğu için reddeden adam veyahut kendi dünyevi yaşantısının bir gereğinin karşılığını göremediği için kendi tartısında tartıp tartıdan doğru sonucu kendine göre almadığı için reddiyede olan adam dördüncü basamağa çıkamayacaktır. Çünkü dördüncü basamaktaki dörtgen yapının ana sıfatı teslimiyet yapısıdır ki şimdi kabul yapısıdır ki bütün dünya, bütün psikoloji ve davranış biliminin üstadları diyor ki önünüze gelen şeyi kabul etmeyiniz. Ne yapalım bunun karşısında? Araştırınız, öğreniniz, kendi kararlarınızı verebilecek durumda ve pozisyonda olunuz. Kimsenin size bir şey dayatmasına izin vermeyiniz. Peki sual şudur. Dayatılan şeyin içerisinde
ki insan hayatı boyunca dini, sosyolojik, siyasi, politik, ekonomik yüzlerce binlerce devletten tutun da kendi eşine kadar, kocası, karısı, çocuğuna kadar pek çok noktadan dayatmaya muhatap iken bütün bu noktaların hepsinden de bilgi ve tecrübe sahibi olamayacağına göre dayatmaların tamamını reddiyeyle yaşaması hangi sonucu doğuracaktır? Bu insan hayatında isyan kapasitesini gittikçe artırır, reddiyenin cinayete dönüşme sebebiyetini doğurur. Şimdi dayatılan şeyin ne olduğunu öğrenmeye ömrü yetmeyecek olan adamın bir yerden sonra kabul şartnameleri gerekir, mecburi kabul edenler buna reddiye usulünce 5. makamın getirisi olarak yaşadıkları için toplum içerisinde her an canileşmeye mecburdurlar. Bunu nerede görüyoruz biz? Çok basit bir matematikle Türkiye'de görüyoruz. Son 35-40 yıldan beri milli eğitimin şuralarında, devletin yönetiminde, Avrupa'nın baskılarıyla, dünyanın efendim konjektürel yapısıyla ne dediler? Demokrasi var. Kimse, hiç kimseye bir şey dayatamaz. Herkesin özgür iradesi var. Herkesin kendine has bir özgürlüğü var. Özgür ol, özgür yaşa. Bu özgürlüğe göre sana söylenenler hakkında karar ver. İster uygula, ister uygulama. Peki şimdi biz bir bakıyoruz. En küçük toplumsal bir olayın en ufak bir yerinde bir ateş yandığı anda, bir kıvılcım yandığı anda, o büyük meydanlarda, işte gezi olaylarında, şurada, burada, yüz binlerce, binlerce, on binlerce adamın, fark etmez 100 tane adamın, bir anda hiçbir şekilde olayın doğru ya da yanlışına bakmadan orada bulunduğunu görüyor muyuz? Evet. Sebep şuraya geliyor. Veya güncelik hayatımızda 3. sayfa haberlerine baktığımız zaman bakıyorsun adam 60 yaşında karısını baltayla öldürmüş. 50 yaşında adam efendim çocuğunu gırtlaklamış. O onu öldürüyor, onu. Gittikçe ve hızla artan bir cinayet var mı? Var. Sebebiyet şu. Sizler demokrasi derken insan ruhuna aykırı bir şeyden bahsediyorsun kardeşim. Demokrasi insanın yaşantısında hukuki bir bağlamdır. Yani ben yaşarken hukuki olan haklarımı ihtiyacım için kullanacağım bir şeydir demokrasi. Demokrasiyi bana kıyafet olarak giydirmeye kalkarsan vallahi olmayacak, billahi olmayacak, tallahi olmayacak. Ya sebep mi? Bilimsel olarak doğduğun tarihi sen belirleyemezsin. Hastalanacağın saati sen belirleyemezsin. Öleceğin anı sen belirleyemezsin. Kazancını sen belirleyemezsin. Bilimsel olarak ispat ettik. Manava gitsen hangi portakalı seçeceğini sen kestiremez, sen belirlemezsin. Sonra diyorsun ki hadi gel demokrasi. Demokrasi yaşanmaz. Demokrasi kullanılır. Ben sosyal hayatımda, ekonomik hayatımda, siyasi hayatın içinde o kanunlar nizamesinde bir başkasıyla aynı anda hukukun önünde hesap verirken evet demokrasi gerçek bir ihtiyaçtır. Herkesin hakkını savunmaya, hakkının kendisine verilmesine, bu hakkı beyan etmesine, hakları için oy kullanmasına vesaire vesaire demokrasinin unsurlarına ihtiyacımız var. Ama bu demokrasi bana kıyafet değildir. Benim için yaşantı tarzı olamaz bu. Demokrasi yaşantı tarzı olarak kendi bünyeme alabilmek hususu geldiği zaman benim ruhum bedenime hapsedilmiş arkadaş. Ben kendim bir hapis hayatı yaşarken sen bana hapsin olmadığı bir demokrasiyi yaşam biçimi olarak yaşamamı söylüyorsan inan ki mümkün değil. Yani senin söylediğini en kaba tabirle şöyle ifade edeyim. Burası kirlendi değil mi? Burası kirlendi, yemek yendi, yağ döküldü, şu oldu, bu oldu. Salon kirlendi. Neye ihtiyaç var? Temizlik malzemesine. Ne için ihtiyaç var? Etrafta kirlenmiş olan halının, yastığın, duvarın temizlenmesi için. Sen diyorsun ki salon kirlendiyse sen de kirlisin. Yere çamaşır suyu döküyorsan bir gıdım da sen iç. Ya arkadaş bu bir ihtiyaçtır. Kirlenen ben değilim. Kirleten ben olabilirim. Salonu kirleten olmuş olabilirim. Ama kirlenen ben değilim.
bendeki kirin temizlenmesi için çamaşır suyunu bana da içirirsen, demokraside yaptığın gibi o benim vücudumu perişan edecektir. Zira benim ruhum bir hapistedir. Bu hapsinin içerisinde bir demokrasi yok, bir dayatma var, bir emir var. Yeryüzünde herkes inansın inanmasın, ölümü reddeden var mı? İsterse ateist olsun adam. Ölümden sonra ot olacağına, ölümden sonra kral olacağına, reenkarnasyona inansın fark etmez. Nihayet yeryüzünde herkes ölümü kabul ediyorsa, ölüm de zatın kendisinin yazabileceği bir imkanla mümkün değilse, intiharla dahi kendisi belirleyemez konumdaysa, 10 kişi intihar ediyorsa 5 tanesi beceremedi diyorlar. Beceremedi değil ki, adamın ömrü var daha, yaşayacaktır, Allah nasip etmiyor, olmuyorsa eğer. Dayatma benim hayat biçimim ama hayatımın biçimini bir başkasına dayatarak yaşamıyorum. Demokrasi başkalarıyla kurduğum iletişimde, sokağın temizliğinde, evimin temizliğinde, ülkemin refah mutluluğunda bir ihtiyaçtır. Bir araçtır ama benim için geçerli değildir. Şahsı manevi insan kendi özünde demokrat olabilme şansı yoktur. Çok basit bir tabirle sorayım size. İki tane kız koyacaklar bir adamın önüne. Bir tanesi acayip güzel, bir tanesi orta halli. Adama diyorlar ki bundan hangisiyle evlenirsin? Senin demokrasinin getirdiği davranış bilimlerinin bugünkü saçma haliyle sen o güzel olanı, zengin olanı, soylu olanı, şunu bunu seçmen gerekirken, eğer gönül kaydıysa o orta halli, fakir ailenin, gariban, okumamış kızına gönlün kaydıysa, hani demokrasi? Davranışların hiçbirinde demokrasi yoktur. İnsan hayatı boyunca asla ve katiyetle demokratik olarak yemek yemez. Önüne bir yemek gelir, bir tanesi etlidir. Herkes için ne? Et çok değerli. Adam eti sevmez, gider maydanoz yiyebilir. Adam tok olabilir. Demokrasinin getirisi kazançlar üzerine kuruludur. Normal şartlarda Freud'un bakış açısıyla senin demen lazım ki bu adam etten başka bir şey yemez kardeşim. Niye? Ya insan bu. Kilosu şu kadar bu kadar, burada et bulmuş. Etten başka bir şey yemesini bekleyemezsin. Hayır, et yemiyor adam. Oradaki bir parça ekmeği yiyor, bir parça tuzu yiyor, kalkıp gidiveriyor. Davranış bilimleri burada susmaya mecbur. Çünkü demokrasiye hayat biçimi olarak bizlere yutturmak istiyor. Öyle yutturduğu zaman hangi sonuçlar doğuyor? Dörtgen yapıda şimdi anlatacağımız insan tasvirini kabullenmiyor. İnsan tasvirinin en üstüne elbette ki bir, tek kalan noktalar. Sonra ikiler, üçgen, dörtgen aşağı doğru gittik. Dörtgen olmak için ehli iman olmak lazım. İşi biraz madalyonun tersinden çevirirsek eğer, Müslüman adamın 6 ve 5'te saydığımız özelliklerle işi yoktur. En kötüsü dörtgen halinde yaşamaya mecburdur. Şimdi bizi beşgen halimizden dörtgen hale döndürürken reddiyeden vazgeçmiş olmanın getirisi 4 tane ana esas üzerine kurulu yeni bir kabul mekanizmasıyla yeni bir psikolojidir. O psikolojinin temelinde ise paylaşım vardır. Altıgende ne vardı? Bedeni ihtiyaçları için her şeyi yapmak caizdi, helaldi. Ortada yemek varsa önce koşan yerdi. İkinci kısımda tatmin vardı. Ortadaki yemeğin mahiyeti değil, peynir değil, çedar peyniri onun için daha önemliydi. Şimdi dörtgene geldik, paylaşımcı adam şekline. Yani evinde bir kalıp peyniri varsa, komşusu açken tok yatmayan adam tipi. Davranış bilimleri açısından bakıldığında bu hadi paylaşım kısmını birazcık anlayabilirler. Hatta paylaşımcı insan tipinin olması gerektiğini de sürekli ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki siz sizde olanı paylaşırsanız daha rahat ve huzurlu bir adam haline gelebilirsiniz. Ama gelin görün ki bu paylaşımın getirisinde karşılığında bir menfaat argümanını yazarsanız bunun adı paylaşım olmaz. Bugün tıpkı Avrupa'da, Amerika'da ya da dörtgenin bir altında beşgen olduğu gibi. Yani paylaşırım. Tavuk gelecek, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dersen bunun adı paylaşım değildir. Bunun adı menfaat ilişkisinde tatmin düzeyidir. Dolayısıyla bizim burada bahsettiğimiz paylaşım karşılık beklemeksizin elindekini paylaşabilmek, elindekini bir başkasına verebilmektir. Peki bütün bunları yapan adam paylaşırken neye güvenmektedir?
Çünkü bu davranış karşısında davranış bilimleri aynı zamanda soruyor. Diyor ki sakın ola ki cebindekini bitirme, elindekini bitirme, hepsini paylaşmaya kalkma. Zira bu kadar çok şey paylaşırsan en son sen aç kalabilirsin. Açların halinden sen anlamaya çalışıyorsun ama kendini de açlıktan korumalısın dediğimizde dörtgen yapının adamı genel itibariyle öze güvenen adamdır. Şimdi bunun üzerinde bir noktada durmak lazım. Çocuklarımızın özgüven sahibi olması bilimsel olarak bir başka vahşettir. Biz çocuklarımızın öze güvenen adam olmalarını arzu ederiz. Özgüvenle öze güven arasında kısa bir E harfi var. Arabi lügattan bakarsan basit bir elif harfi, basit bir üstün, basit bir çizgi var. Ama her şeyi değiştirir tek bir çizgi. Özgüven sahibi olan bir çocuğa bakalım şimdi. Özünde ya da bir adama bakalım. Adama soruyorsun. Özgüven sahibi olmanızı isteriz. Şirketleri alırken, okulları alırken, eğitim hayatı boyunca diyoruz ki çocuklara, gençlere, hatta yaşlılara ya özgüven sahibi olmalısın. Devlet başkanlarına karşı hepsi dahi bu lafı söylemekteler. Ancak adamın özü bozuksa ortaya çıkan davranışların güzel olmasını bekleyebilecek miyiz? Bekleyemediğimiz sonuç ortada. Öyleyse özgüven değil, bir öze güvenen adama ihtiyacımız var. Yani içimizdeki özün doğru olup olmadığını bilmiyoruz ki biz. Bizde hepimizde apayrı bir öz var. Hepimizin kalbinde başka bir tencere fokur diyor. İçinde kirlisi var, paslısı var, öylesi var, böylesi var. Davranış karşılığında özgüven sahibi adam bu yüzden bir başkasının varlığını kabul edemiyor. Yani futbol oynuyor. Şimdi bakıyorsunuz futbolcular oyun sahasında 90 dakika boyunca neden vahşi hayvanlar gibidir? Kusura bakmayın. Vurdusuyla, kırdısıyla, gol atmasın diye, o olsun diye bu. Ama arkada bir psikoloji yapıyor. Müthiş bir özgüven var. Adam sadece kendine güven. Öze güvenme yoktur onda. Takım arkadaşlarına güven yoktur. Kimse kusura bakmasın. Takımına güvenmez adam. Sadece kendine güvenir. Kendisinden sonra takımına belki güvenir. Zaten burada yakın zamanda en çok spor camiasında ne söyleniyor? Biz diyor takım ruhumuzu kaybettik. Çünkü çok basit, siz davranış olarak sadece özgüven verdiniz. Ve her bir futbolcu orada koşarken biri arabası için, biri prestij için, biri Avrupa'da oynamak için, biri millet alkışlasın diye, onun için, bunun için. Bak özünde var olan şey neyse ona olan güven ve beklentiyle hareket ederken eğer bu insanlar takımın özüne güvenseler başarının gelmesi ancak böyle olabilirdi. Tarih boyunca insanlar savaşırlarken, yaşarlarken, devlet kurarlarken öze güvendiler, kendi özlerine değil. İslam literatüründe, hakiki davranış matematiğinde insanın kendi özüne güvenip özgüven sahibi olması, kendi beceriksizlik katsayısını gittikçe arttırdığı gibi müthiş bir hırsla bir başkasının ayağını kaydırma psikozunu en üst seviyeye çıkarmaya mecburdur. Siyasetçilere bakınız, politikacılara bakınız, ilim dünyasına bakınız, kendi meselesiyle değil. Herkes bir başkasının meselesiyle uğraşıyorsa herkes kendi özgüvenin bir getirisi olarak bunu yapmaktadır. Halbuki öze güvenenler olsalardı, İslami literatürden bakarsak eğer bizim için öz, Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin indirdiği dinin gereğidir. Biz ancak o öze güveniriz. Kendi özümüze güvenemeyiz. Kendi özümüze güvendiğimiz gün kendimize ait yeni bir dünya yaratmışızdır tabiri caizse haşa. O dünyaya uyum sağlayan bizim canımız ciğerimizdir. Uyum sağlamayan güle güledir. Bunun tasavvufta da bir karşılığı vardır. Mürid özüne güvenirse mürşidi kendi kafasında çizer. Şöyle konuşmalı, böyle yaşamalı, böyle söylemeli, beni böyle sövmeli, beni böyle pohpohlamalı, bana böyle hoşuma gidecek şeyler yapmalı, şuradan almalı, şuraya götürmeli, beni bu hale getirmeli. Sebep kendi özüne güvendiği için şu mantıktadır. Bende zaten bunlar var. İşte bu mürşit de arada bir tane filan filan bir şey koyarsa üstüne çıkar canım, benden de bir şey matematiği vardır.
İlim dünyasında da baktığınız zaman talebe bugün öğretmenin önündedir. Sebep, kendi mantığıyla üniversiteye gittiğinde şöyledir. Ya hoca sen ne anlatıyorsun? Ben bütün Türkiye'de sınav yapıldı. İlk ona girdim ya. Sen kim bilir kaçıncı olmuşsundur. Adın prof ama bak bir şey olamadığın için buralarda hoca olmuşsun. Gidin bugün üniversite talebesi hali bu. Kendi özüne güveniyor çünkü. 30 sene adama şunu derler. Oğlum özgüven sahibi ol. Ne varsa sende var. Dil var, eğitim var, ekonomi var. Var, 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 var. Ya karşındaki hoca mı? Sen ona bakma. Sen özgüven sahibi ol. Halbuki öze güvenen adam olmadığı için siz ilim adamı çıkaramaz hale gelmişsiniz. Her birisi tekrara mecbur olduğu gibi hakiki olan öze güvenmedikleri için de güzel bir ilmi ortaya çıkarabilme yetenekleri de kaybetmiş durumdalar. Dolayısıyla davranış bilimlerinde özgüven sahibi adamın yapacağı şey bir, hırsla hareket etmektir. İki, kendisini hırpalamaktan başka bir işe yaramaz. Üç, istediğin kadar bir yere gelsin, 50 yaşından sonra da başa döner çocukluğuna. Davranış bilimlerinde bilinmeyen bir meseledir. Bütün özgüven sahibi iş adamlarına bakın, 50 yaşından sonra çocukçu hareketler yapar. Bakarsın oyuncak almaya başlamış kendine. Bakarsın bir hayvanat bahçesi yapmış kendine, hayvanlarla oynuyor. Tavuklarla oynuyor ki aynı çocuk ne yaparsa onu yapar. Çünkü özüne güvendi. Özünde müthiş bir çocukluk var. Nefis zaten çocuğun dik alasıdır. Tabiri caizse efsane matematikte baksak. Bundan sonra adam dedik ki biz altıgende, altıgen yapıda yaşayan adam her şeyi bilir. Beşgen yapıda adam her şeyi öğrenebileceğine inanır. Dörtgen yapıdaki adam ise bilmekten ve öğrenmekten vazgeçmiştir. Onun için hayat aramaktır. Hala aramaya devam etmektir. Ararken her bulduğu şey onu yeniden bir başka hedefe götüreceğine iman etmiştir. Yolundan şaşmayan bir düzeneği vardır. Ancak her bölümde bir illet olduğu gibi dörtgenin de illeti zannetmektir. Bütün bunları yaşadıktan sonra evet paylaşımcı bir adamdır. Evet öze güvenen bir adamdır. Yürüdüğü yola inanan bir adamdır. Yaşadığı devlete her neye inanıyorsa inandığı değer uğruna yürüyen bir dava adamı olma adayıdır. Bir yandan da arayışlı olduğu için hareketlidir ve bu hareketinden bir sonuçla doğmaktadır. Ama en büyük belayla karşı karşıyadır. İlletidir bunun zannetmektedir. Artık zanlarıyla hareket ediyor. Bundan önce ne vardı? Bir kabul vardı altıgende. Sadece kabullerim var. Asla bu kabullerimden vazgeçmez diyordu. Ondan sonra reddetme babına ulaşmıştı. Şimdi ulaşmış olduğu bahrise neydi? Zannetmek. Yani ben bunu bu şekliyle paylaşıyorum. Öze böyle güveniyorum. Ben böyle arıyorum. Zannedersem sonuçlar böyle olur. Yani burada bir pürüz çıkma ihtimali yüksektir. Ama bu pürüz Resul-i Kibri Aleyhisselam ve Kur'an'lı ifadelerle zandan vazgeçiniz ifadesi sosyolojik olarak davranış bilimlerinde dörtgenden kurtuluşun ana anahtarıdır. Bunun da illeti budur. İlletlerden kurtulmamızı sağlayacak olansa bir başka şeydir. Şimdi bundan sonraki psikologlar için çok basit bir testimiz var. Herkesin evinde kendi kendine uygulayabileceği bir test. Yani bu testin karşılığında ancak bizler bir adamın hangi bapta yaşadığımızı kendi adımıza sorgulayabiliriz. Beşgen olan yapıdan dörtgen yapıya geçebiliyor muyuz, geçemiyor muyuz? Şimdi burada dört tane soru vardır. Çünkü matematiksel olarak bir beşgenin logaritmik olarak eksi birden, bu sosyolojide bir formüldür. Kitapta anlatacağız. Dört tane soru çıkar. Beş değil, dört soru. Bu dört soru dünyanın neresinde hangi adama sorarsan sor, beşte midir, dörtte midir sana bu cevabı verdiği gibi. Hangi hastalığa sahiptir? Ağız kokusu nedir? Midesinde hastalık var mıdır? Bağırsakta problem var mıdır? Veya bu adam insanlarla iletişimi ne olacaktır? Hangi mesleği yapabilir? 6-5-4'te bu soruları soruyorsun. Hangi noktaya oturursa orasıdır. Cevabı budur. Çünkü nefisin matematiği çok basittir. Ruhani matematiğe geldiğimiz zaman işte derin olan kısım budur. Yani kendi çocuklarınızdan biliyorsunuz. Çocuk akşam evine çikolata götürünce memnundur. Çikolata götürmeyince memnun değildir. Basit matematiktir çünkü. Ama sen kendi güncel hayatında o gün herkesten bilmediği ama kendi adına çok değer verdiğin bir şeyle bir şey yaşadıysan
sana tatlı yapsınlar, yemek indirsinler, çocuklar iyi olsun, hanım ne isterse yapsın. Karşılık yoktur çünkü sen bir başka noktadasın. Dolayısıyla insanın ruhani meseleleri, bedeni meseleleri karşısında acayip gelişmiş ama bedeni meseleleri çok basittir. Ama bu noktada biyologların söylediği primat yapısı buradan gelir. Bu dört tane soruyu soralım, sonra üçgene geçmek için kısa bir ara verelim. Gerçi soruların cevabı basit değil. Şimdi kabul etmiş beşinci olan, beşinci gruptaki adama şunu soracağız. Birinci madde, bulunduğun yerden mutlu musun kardeş? Hiç fark etmez. Bulunduğun yerden mutlu musun? Çıkacağız şimdi sokağa, istediğin adama sor. Röportajlarda zaten aşağı yukarı böyle sorularla denk geliyorsunuz. Bulunduğun yerden mutlu musun? Öğretmensin, ev hanımısın, şöylesin, böylesin, fakirsin, zenginsin, fabrikan var, işin yok, işin... Ne haldeysen şu anda bulunduğun makamdan, yerden, hayatı kendi tırnaklarıyla kazıdın geldiğini zannettiğin o yerden mutlu musun, değil misin? Şimdi toplumun tamamında ekseriyette ne duyuyoruz? Hayır, mutsuzum. Bulunduğum yerden mutsuzum. Bu nedir? Beşgenin otomatik ve genel özelliği. Reddiye. Ne olursa olsun, o adam nereye gelirse gelsin, bulunduğu yerden mutlu olmaz. Halbuki davranış bilimlerinde arzu edilen şey nedir? Herkesin bulunmuş olduğu yeri kabul ile mutlu olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla mutluluk kavramı kişiden kişiye değişmez. Tek bir mutluluk kavramı vardır adamın bulunduğu yerde mutlu olabilmesi için. Sizin bu beşgenle o adamın bedenini doyurmanız yetmeyecektir. O adam bulunduğu yeri kabul etmedikçe mutlu olamaz. Bir kabul gerekmekte. Evet, bu bulunduğum yeri iman etmese bile kafir açısından söylüyorum. Bulunduğum yere hak ettiğim için bulunuyorum. Bulunduğum yerden mutluyum diyebilecek psikoza, yapıya, davranış biçimine bugünkü dünya ülkeleri milyarlar dökseler ulaştırabiliyor musunuz? Hayır. Bütün dünya ortak bir zeminle diyor ki bütün dünya bulunduğumuz yerden mutlu değiliz. Niye? Çünkü beşgen yapıda yaşıyorsunuz. Çünkü reddiyelerinizden vazgeçmiyorsunuz. Paylaşmayı kabul etmiyorsunuz. Özünüze güveniyorsunuz. Öze güvenmiyorsunuz. Aramıyorsunuz. Zaten öğrendiğinize iman etmişsiniz. Size hiç kimse yeni bir şey öğretemez. Buna kesin kani olmuşsunuz. Demokrasi var ya, istediğiniz şeyi istediğiniz kişi hakkında zanda bulunabiliyorsunuz. Adam şöyle oturuyor, kesin böyledir bu. Adam şöyle konuştu, kesin bunlardandır. Kesin hırsızdır, kesin alimdir, kesin evliyadır. Her ne dersen de, her birisi zannın bir parçasıdır. Yaşamadın, ilişki kurmadın, muhabbetinde olmadın, yolculuk yapmadın, yemek yapmadın, ticaret yapmadın. Bütün yapmadıkların karşısında bir zanla hareket ediyorsun. İkinci soru. Basit bir ikinci soru. Sorular basit ama cevapları çok zor. Ümitlerin neye bağlı? Bir hüzne mi yoksa mutluluğa mı? Ümidi var ya herkesin. Hayattan bir ümidi var. Müslümanın dahi ümidi olmamasını İslam dini kabul etmiyor. İman ümittir diyor. Daima ümit var olunuz. Öyleyse diyor bu fütuhatta. Senin ümidin neye bağlı? Yani ümidini oluşturan şeyin sebebi hüznünden mi geliyor, mutluluktan mı? Ne demek, kısaca ifade edin. Şimdi adama sorarsın. Ümidiniz nedir diye, o size der ki çocuklarımın bir gün bir üniversitede hoca olması benim ümidimdir. Hayat ümidim bu. Sebep nedir? Geçmişte, kendi gençliğinde, ailesinde birileri üniversitede bir şey olmuştur. Onunla dalga geçmişlerdir, bir hüznü vardır, bir yarası vardır. Kendi beceremediklerini çocuğu yapınca onun üzerinden bir haz duyacaktır. Yani bu ümit neye bağlı? Bir hüzne bağlı. Bir başkasına sorarsın, senin ümidin nedir? Efendim der, deniz kenarında şöyle şöyle bir ev olsun, şöyle bir bahçe olsun filan falan. Dersin bu neye bağlı? Bir umuda bağlı, bir mutluluğa. Neden? O evin içerisinde geçireceği mutlu günler var ya, o mutlu günlere özlem duymaktadır. Her ikisi de adamın başına beladır. Psikolojik olarak her ikisi de sorumludur bu adamın. Çünkü hiçbirisinin ümidi öze dair değildir, kendi özüne dairdir.
başaramadığında çöküp gidip yerle yeksan olacaktır. İşte bu yüzden insanlara, hele ki İslam dünyasında ümit var olunuz deyince adamlar, bizler bunu yanlış anlıyoruz. Şimdi adamın işi bozuluyor, evi yanıyor, şu oluyor, bu oluyor, işini parasını kaybediyor. Hemen bir takım psikologlar yanına geliyorlar ya böyle, zaten bütün alemi İslam hepsi hem psikologdur hem evliyadır hem hocadır, her şeydir yani. Adam gelir, ya der ümit var ol, sakın ümidini kaybetme. Ya arkadaş, o ümit imanın ümidi. Müslümana dünyada mutluluk yok. Müslümana dünyada zorluk var. O zorluğun karşısında mutluluk var. Bizim ümidimiz bu dünya için değil. Ümit bu kadar ucuz bir şey olsaydı Allah Resulü onu iman ile karşılaştırmazdı. Müslüman adam ümit var adamdır derken Resulullah dünya hayatının mutlulukları için bir ümitten bahsetmedi bize. Dünya hayatı zorunluluğu ve meşakkatiyle bulunduğu yerden mutluluk kıyası çıkarabilmek için, bizim ayakta duyup imanımızı tazelemek için bir gerekliliktir. Taze iman sahibi olabilmek için bir gerekliliktir. Yoksa ümidimiz kayıp giden paramızdan, pulumuzdan, ölen birisinden, kaybettiğimiz bir değerden, insanlar için aşağılanmış olmaktan değildir. Asli ümidimiz sona dairdir. Bugün yaşadığımız kendi özümüze dair olursa eğer, işte o gün hem ümidimiz, hem mutluluklar, hem de hüzünler bizim için beladır. Ama toplum için bu ümit tamamen yanlış anlaşıldığı için hayata çok fazla amaçlar yüklenmiştir bizde. Hayatına bir adam ne kadar dünyevi amaç yüklerse dünyada o kadar mutsuz olur. Ama şimdi ilkokulda çocuklara diyorlar ki 20 yaşında ne olmak istiyorsun yaz bakalım çocuğum. O yazıyor futbolcu olacağım, öbür cumhurba ediyor, bunlar için ne lazım, bu lazım, bu lazım. Tamamen dünyevi bir bağlantı üzerine bu çocuğu kurguladığınız için, bu çocuğa bir de özgüveni patlattığınız için ondan sonra gel diyorsun bu adama, sen kendi ülken için ve davan için bir muhabbetle bu uğurda savaş ver. Veremezsiniz. Davranış bilimleri açısından bu çocuktan bu davranış doğamaz. Bu çocuktan bu davranışın doğması mümkün değil. Şimdi sohbeti dinleyenlerin arasında bazı hayaller şöyle geçiyor olabilir. Ya bak öyle diyorsun ama biz 15 Temmuz'da neler oldu? Bak bu millet öyle de değildir yani. 15 Temmuz'u sosyolojik olarak hiçbir kefeye koyamazsınız. 15 Temmuz sosyolojik bir olay değildir, manevi bir olaydır. Çünkü yaşadığımız toplum altıgendir. %65'i, %15-20'si beşgendedir. Dörtgen çok zor bulabilirsin, nadir. 3-2-1 zaten evliyaullah. Dolayısıyla 15 Temmuz'u kusura bakmayın, hiçbir sosyolojiyle kıyas edemezsin. Bunun karşılığı var mı? Var. 1980 yılındaki ihtilalde yoktu insanlar sokakta. 60'ta yoktu. 50'de yoktu. Şurada yoktu, burada yoktu. Oradaki insanlar bizim zamanımızdan daha dürüst değil miydi? Daha vatansever değil miydi? Daha dindar değil miydi? Eskiden bir kızla bir erkek yan yana el ele tutuşup gezemezdi bak 20-30 sene evvel. Şimdi geziyor. Kendi ağzında söylüyorsun. Biz bozulduk diyorsun. 80'ler nerede? Şimdi nerede diye. Sensin. Sakın ola ki bu 15 Temmuz'u bu milletten zannetme. Başını bela verirler, kendini kaybedersin. 15 Temmuz başka bir hikaye. 15 Temmuz bu milletin yaptığı bir iş değildir. Allah herkesten razı olsun ama bu milletle alakası yoktur sosyolojik olarak. O başka bir alemin bir başka getirisiyle, Allah-u Zülcelal'in rahmeti bereketiyle, yeryüzünde sevdiklerinin doğasıyla hasıl olduk. Kusura bakma, aynı adamı onların doğası olmadan sosyolojik olarak bu milleti indiremezsin. Bir tane daha ispatı var. Git 2 sene evvel gezi olaylarında. Neredeydi millet? Doğa yoksa inemezsin kardeşim meydana. 80'li yılları geçtim. Bak 2 sene önce gezi olayları vardı. Var mıydı orada caminin cemaati? Var mıydı orada durun çocuklar diyebilen kimse? Eğer 15 Temmuz'daki adam aynı adamsa gezi olaylarında da aynı şeyi yapmasını beklersin. Sosyolojik olarak ya arada 2 sene geçmiş. Dolayısıyla 15 Temmuz'da kimse kendi koltuklarını kabartmaya kalkmasın. Millete de müthiş bir gaz veriyorlar. Siz şöylesiniz, böylesiniz. Yok kardeş böyle değil. Biz böyle filan değiliz. Birileri dua etti. O akşam bir değiştik. Allah keşke daim eylesin. Ama o akşam bir film değişti. Bir hikaye değişti. Yoksa biz o adamlarla bizim alakamız yok. O gece başka bir adam olduk. Biz bir şeyler yaşandı bitti.
Unut gitsin onu. Allah keşke hep öyle yaşatsa bizi ama biz öyle değiliz. İnşallah siyasiler de bu söylemden vazgeçerler. Millet hakikaten kendini dava adamı zannetmeye, mücahit zannetmeye başladı yani. Öyle bir durumumuz yok bizim. Çünkü bu davranış yapısında yaşayan adamlardayız. Bak hala yalan söylüyoruz, hala dedikodu yapıyoruz, hala bir başkasının ayağını kaydırarak bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla kendimizi düzeltmek adına nefsimizin hoşuna gidecek durmadan 15 Temmuz pompası yapmanın da bir matematiği yok. Allah dua edenlerden razı olsun. Üçüncü madde hocam, sormak lazım. 15 Temmuz'u anlatırken kimse sana düşman olmasın değil mi? Bazılarının duasıyla 15 Temmuz'da sekine indi. Evet. Sekine indi. Kur'an'daki ifadeyle. Sekine indi. Müminlere cesaretle böyle açıklar. 15 Temmuz hikayesi. Davranış bilimlerinde bir matematik vardır. İnsan hayatında sadece savaşlarda meydana gelen bir olay var. Sadece savaşlarda. Şimdi davranış bilimcilerin şöyle bir ifadesi vardır. Derler ki futbol maçına giden seyircinin küfretmesi o topluluğun hareketinden doğar. Ama o topluluğun hareketinde amigoları hiç saymazlar. Yani ben şimdi 80 bin kişiyi tekrar Fenerbahçe stadına götüreyim. İçeride tek bir amigo olmasın. Yani hiç kimse olmasın ki onlara bir slogan söylemeyecek. O 80 bin kişi girdiği gibi çıkar kardeşim. Girdiğiniz gibi çıkarsınız. Burada davranış bilimleriyle uğraşan adamlar böyle küçük küçük adamları hani tek ya o amigo bir iki kişi ya onu ihmal eder. Halbuki bütün toplumu onu söylettiren amigodur. Amigo yoksa senin davranış bilimlerinin gereği olan sosyolojik olarak toplum psikolojisi çalışmaz. Yani o en önde kazanacağız, edeceğiz, şöyle böyle bu sloganı söyleyecek bir adam lazım. Şimdi sosyolojik olarak önce bu tespiti yaptık. Şimdi savaşlarda da eğer komutan yoksa, eğer bir önder yoksa, tabiri caizse o stat'taki amigo yoksa, o söylemi beyan eden yoksa, savaşçılara da sekine-i ilahi inmiyorsa, çünkü savaşlarda o amigonun vazifesi de yanlış anlaşılıyor. Şimdi savaşlarda iki çeşit adam vardır. Bir tanesi komutandır. Bu İslam mücahitlerinden bahsediyoruz tabi. Bir tanesi komutandır. Kafirde de vardır, Müslümanda da vardır. Müslümanı kafirden üstün kılan nedir savaşta? Her ikisi de komutan. Her ikisi de tecrübeli. Her ikisi de ordusunu sevk ve idare eden mesul. Kazanmak için, her şeyi yapmak için ordusunu motive edecek. Ama İslami tarafta yani Müslüman cihatçılar arasında, mücahitler arasında tek bir zat vardır. O zatın tek bir işi vardır. Onun savaşla işi yoktur. Onun yaratıcıyla işi vardır. O duadadır. O Cenab-ı Hakk'ın Bedir'de indirmiş olduğu melaikeye tekrardan ya Rabbi sahibi olan sensin. Bizim sahibimiz sensin. Galibiyet bizim değildir. Ama mağlup olursak da senin din-i mübinin zarar görme ihtimali vardır. Ya Rabbi sen bizi yalnız bırakma diyerek dua edip Bedir'deki o melekeyi tekrar geri çağıranlar. O zatlar işte o gizli adamlar. O zatın duasıyla sekine-i ilahi indiği zaman ancak o savaştan muzaffer olarak çıkabilirsin. Bir yandan da tabii işte onun içinde seyyidler olması lazım, öyle olması lazım. Bunların büyük bir usulü var. Osmanlı son döneme kadar bunu uygulamış. Ta 1700 yılların ortasına kadar ne zaman ki bir tane anekdot anlatalım size. Osmanlı-Rus savaşında savaşa çıkarlarken niye kaybettik biz o savaşı? Efendim bizim askerimiz bu kadardı, onunki bu kadardı bizi. Ya arkadaş savaşta matematik işlemez kardeş. Dünyanın hiçbir savaşında bak. Amerika Kore, Amerika Japonya, Amerika Vietnam matematik savaşta çalışmaz. Başka bir matematiği var onun. Orada savaşa giderken Osmanlı askerleri arasında her zaman bir seyit vardı. O zaman da yaşlı bir zat düştü o ordunun içerisine görevlendirmeyle. Zat artık yürüyemiyor ama herkes biliyor ki duası geri dönmez. E ne yapacaksınız? Mutlak surette ona bir tane beş tane adam vereceksiniz. Adam savaşa gidiyor. Ama attan bile inebilecek kabiliyeti yok. Beş kişi ona hizmet edecek, koruyacak, efendim yerleyecek, yedirecek, içirecek, ta savaşa götürecekler. Komutan dedi ki ya bunun gencini bulamadınız mı? Genci yok muydu dedi ya bunun.
yaşlı bir adamı koydunuz atın üstüne. Bir de dedi ben sana asker mi vereceğim burada diye bir densizlik yaptı. Yaşlı adam atından dedi derhal dedi beni indir ata binmeden dedi ki tamam dedi komutan ben ata binmiyorum. Allah senin gelecek askerlerine sana da rahmet eylesin. Geçmişler olsun. Sarıkamış hikayesinin bir bölümüdür bu. Kardeşler Sarıkamış'ta 90 bin askerin şehadet sebebi bir ahmağın zayıf ve yürüyemeyecek durumdaki bir seyyide bula bula bu yaşlıyı mı buldunuz sorusunun cevabıdır. Kimse kusura bakmasın yani 90 bin asker normal şartlarda soruyorum. Biz tarihte ilk defa soğukta savaşan askerler değiliz. Erzurum'da ilk defa da savaşmadık. İlk defa 80 bin 90 bin kişide Sarıkamış'a çıkmıyorum. En az 16 defa cenk ettik biz orada. Ama bu sefer bir seyide dedik ki ya daha gencini bulamadın mı? Ha siz misiniz daha genç olan? Akşam ola görelim bakalım. Her zaman Sekine inmez. Bir melek indirir. Ne gençlik tanır ne başka bir şey. Bir uyutur uyanamazsın. 90 bin gece o gece bir melek indi. Hepsini uyuttu. Şehadete gittiler. Hepsi birden. Sebep budur yani. 15 Temmuz'da bunun bir başka versiyonu oldu. Sekine-i ilahi hasıl oldu. İnsanlar gönüllerindeki iman cesaretini varlığıyla karşılaştılar. Bir iman varmış. Bu imanın bir cesareti varmış. Hakikaten iman da böyle bir zevkmiş diyebilme imkanına dua ile eriştik. Allah keşke o akşamki gibi olabilmemizi nasip eylesin ama onlarla bizim alakamız yok. O akşam sokaktaki gazilerden de şehitlerden de hem Allah rahmet eylesin. Hem hepsinden Allah razı olsun. Mekanlarını âli eylesin. Ancak bir hakikat o akşam başka bir akşamdı. O akşamki bizler bugünkü bizler değiliz. Üçüncü soru şunu sormamız lazım. Senden daha önemli birisi var mı kardeşim? Senden daha önemli. Hayatından vazgeçebileceğim diyeceğim. Yani benden bir adım daha önemli var mı diye sorduğunuz zaman sualin karşılığında herkes aşağı yukarı der ki evet. Kısa bir tabir var. Getiriyorsunuz bir uçurum kenarına 2-3 kişiyi. Diyorsunuz ki arkadaşlar bugün 3 kişi var aranızda. Tabi uçurumunu ayarlıyorsun önceden. Böyle uçurum gibi gözüküyor ama atlasa hiçbir şey olmayacak şekilde ama söylemiyorsun. Bu yapılırdı eskiden yine Osmanlı zamanında. Götürürlerdi 3 kişiyi. Arkadaşınız 3 kişi askerde beraber miydiniz? Beraberdik. Body miydiniz? Body'ydiniz. Canınız, malınız, evlatlarınız birbirinize emanet midir? Emanettir. Yani İslam kardeşliğinin askerdeki versiyonu. İyi biz bugün bu 3 kişiden bir kişi buradan aşağıya atlamazsa 3'ünüzü birden öldüreceğiz denirdi. Artık işlerinden hangisi vazgeçerse ona yola devam ettirilir öbür ikisi evine güle güle denirdi. Kendinden vazgeçebilmek için bir adamın sen kendinden daha fazla sevdiği bir şeyin olması lazım. Bugün herkes elhamdülillah Mevlid-i Nebevi'ye nail olduk. Cenab-ı Hak hakkıyla idrak etmeyi nasip eylesin. Hepimize soruyorlar. En çok kimi seviyorsun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Amenna ve seddekna de kardeş yaşayanlardan biriyle başlarsan daha gerçekçi olur bu. Yaşayanlardan biriyle başlamak lazım önce. Niye? Bugün Resulullah Ümmet-i Muhammed'in başında olsa da gelip sana bugün hadi savaşa gidiyoruz diyecek zat değildir. Maneviyatlı Ümmet-i Muhammed'in başındadır, yöneticidir, komutandır, peygamberdir vesaire. Ama bugün bu salona girip de bize emir verecek şahsiyet değil Resulullah. Onun emir verdiklerinden ya da onunla beraber olanlardan birileri yoksa hayatımızda bu biraz afaki bir cümle oluyor yani. Bu biraz havada bir cümle oluyor. Eğer bugün yaşayan canıyla kanıyla benden daha önemli bir adam yoksa benim hayatımda Resulullah hayatımda en değer verdiğim şahsiyet olma durumu yoktur. Bu havada bir cümledir. Niye? Test etme olanağımız yok ki. İman teste muhataptır. Her söz bir teste muhataptır. Test etmek içinse canlısı lazımdır. Canlısı bize emir verdiği zaman veya canlısı önümüze geldiği zaman Allah cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin ve kafirlere de iman. O gün işte bizden daha önemli biri yoksa eğer bizler toplumsal olarak gelişme şanslarımız yok. Ama bugün okullarda şunu öğretiyoruz çocuklara. Çocuğum sen çok değerlisin. Sen kendi değerinin farkında ol. Sen o kadar değerlisin ki şöylesin, 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 şöylesin.
Adam üniversiteden mezun oldu. Kendinden daha değerli hiçbir şey yok ya hayatında. Her şey o. En değerli o. Dolayısıyla bütün bu değerler karşısında kendisine en ufak bir söz söyleyen artık onun için düşmandır. Dördüncü ve son soruyla verelim bir ara. Bugün, şu anda, tam da bu soruyu sorduğum anda her şeyini alsalar ne yapar? Ama her şeyini. Mal, mülk, can, evlat, hanım, neyin varsa bir düşün böyle, tefekkür et. Neyin varsa daha şu kapıdan çıkmadan senden alsalar cevabın ne olur? Döner Rabbime dua edelim bir daha versin diyen de olur. İsyan eden de olur. Niye ben bu hale düştüm diyen de olur. Amenna ve seddekna deyip gülüp geçen ve buradan çıkarken hala o mutluluğu yaşayan da olur. İşte o mutluluğu yaşayana bugünkü psikoloji ancak deli diyebilir. D ile V küçük bir harf farkıdır. Sizin deli dedikleriniz bütün dünyanın velileridir. Davranış bilimlerinin dörtgeni bitirdik. Daha doğrusu kitapta geliştirmek üzere. Şimdi üçgen yapıdaki davranış çeşitlerine geçiyoruz. Bu bölümden sonrası, yani dörtgen İslam dünyasında yaşayan bir insanın sosyolojik olarak ulaşması gereken yerdir zaten. Yani bir Müslüman adam paylaşım sahibi olmaya, öze güvenen, bizim için tabi bilimsel olduğu için öze güven diyoruz ama İslami literatüründe bu Cenab-ı Hakk'ı güvenen demektir. Ve sonra arayan halde olmalı. Mevlana Hazretleri bu konuyu beyan etmiş. Dördüncü mesele de her Müslümanın düşebileceği klasik zan üzere bir davranış biçimlendirmesi olmaya zaten mecburdur. Ulaşmamız gereken halimiz budur. Bizi bu halden bu hale ulaştıracak olan mefhumun bilimsel olarak varlığının da ancak bundan bir üstünde olması gerekliliğidir. Şimdi davranış bilimlerinde 3, 2 ve 1'e geçerken yani bu 6 kademede 6, 5, 4 dedik. 4'ün özellikle İslam muazenesindeki insanlar için geçerli bir konumlandırma ve davranış çeşidi olduğunu söyledik. Ama şimdi 3, 2 ve 1 dediğimiz yerde davranış bilimleri için bir arabap açacağız. O arabap uzun bir mevzu olduğu için sohbette anlatamıyorum ama kısaca şöyle beyan edeyim. 3 ve 2 ve 1'in bilimsel gerçekliğinin mecburiyeti için davranış bilimcisine öğretmemiz gereken bir psikognomatik durum var. Yani insan psikolojisini bir bedeni ve beyninden doğan meseleler var. Bu 6, 5, 4 öyledir. Ama 3, 2 ve 1'e geçerken ruhani özelliklerin beden ve beyin üzerindeki etkilerini anlaması gerekir psikoloğun ya da psikiyatristin ya da sosyoloğun. Onu beyan etmemiz gerekir. Burada ruhun ispatından bir bölüm zaten yapılmıştır ama burada bir başka unsur var. İnsan hormonlarının, beynindeki hormonlarının sadece bedenin kendi ihtiyaçlarından doğmadığını bilimsel olarak beyan edeceğimiz bir alan var. Burada da kısa bir rüya ilmine girmemiz gerekecek o arada. Rüya ayrı bir kitap konusu ama buradan sonrası anlamak için ruhani gerçeği bilimsel olarak kabul etmemiz lazım. En basit tabirle, ya bu kitapta çok geniş bir alan, 150 sayfa arası olduğu için sohbeti de kısaltamayacağım bir alan ve tamamen tıbbi terimler üzerine kurulu. Ama herkesin anlayabileceği tabirle bundan sonrası için ruhun kabulü ya da ruhun beyin formasyonu üzerindeki etkisini kavramamız gerekiyor. Rüya buna bir örnektir. Adam gece yatar, açtır, rüyasında bir yemek görür. Rüyasında yemek yer, şekerli bir şeydir. Lezzet alır, uyanır, ağzında bir şeker tadını hissetmeye devam eder. Karnını tok hissetmeye devam eder. Şimdi burada beyninde bir ölçüm yapıldığı zaman da, yani kan şekeri ölçümü yapıldığı zaman da, kan şekerinin de arttığı gözlenilir. Özellikle kimya kitabında buna kısaca girdik. Serbest iyonlar diye bir tabir var. Bugün kimyacıların bilmediği serbest iyonlar, yani havada mecburi halde gezen, mass productivity'sinin 3. kuşakta yaşayan, 3. C'de, 2. C'de ve 1. C'de hareket edebilen serbest iyonlarla rüyalarla yakinen ilişkili olan ve insan hayatında ruhani enerjisinin
bedeni üzerindeki etkilerini gösteren bilimsel bir gerçek. Ama kimya kitabının içerisinde bu konu daha detaylı anlatılıyor. Burayı kabul ettikten sonra, yani ruhun varlığının bilimsel ispatı, ruhun insan beynindeki hormonları tetiklediğinin genel gider geçerliliği ve bundan sonra kas yapısına kadar her şeyi etkilediği ve bundan sonraki süreçte 3-2-1'i anlayabiliriz. Çünkü bundan sonraki süreci insanın mevcut bedeni yapısıyla, kendisine takdir edilmiş beyin hormonlarıyla açıklayabilmemiz mantığıyken, yani insanın basit nefsani mantığıyla mümkün değildir. Çünkü üçgen dediğimiz yapıya geçmiş olan insanlar o zandan da arındırılmışlardır, arınmışlardır ve bu arınmaya geçerken kabulden teslimiyete geçmişlerdir. Birinci altıgeni anlatırken dedik ki bu bir yaşantıdır. Her insanın bir hayvani özellikle yaşaması doğal yaşantısıdır. Bunun bir üstüne gelir beklenti yaşantısı olur. Bir üstüne gelir kabul yaşantısı olur. Kabulden sonra ise insanın ulaşacağı yer teslimiyet biçimidir. Davranışta teslimiyet biçimi. Hakikat bu bütün Müslümanların yaşaması gereken bir alan ama ruhani gelişmesi olmadan yaşayamayacağı bir cihettir. Çünkü apayrı bir hormonal dengeye ihtiyaç vardır. Yani Evliyaullah'ın hormon dengesi, normal insanın hormon dengesiyle aynı çalışamaz. Mantıksal olarak da çalışamaz, matematiksel olarak da çalışamaz. Burada biz geçen hafta Rabbim'le sohbet arkasında beyan etmiştik. Örneğin Peygamber Efendimiz'de yaşanan bir mesele. Peygamberler masumdur. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz masumdur. Ama bu masumiyet karinesi yanlış anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Zannediliyor ki Peygamber Efendimiz mesela hafaza efendim bir şey gördü. Haram bir lokma, bir başkasının malı, bir başkasının şeyi, bir başkasının hurması, bir başkasının bahçesinde, bir başkasının malı. Canı çekti de, nefsi istedi de kendi elini hiç uzatmadı gibi algılayanlar var. O yüzden Allah onu koruyor diye düşünenler var. Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'ı ve ondan önceki peygamberleri kurmuş olduğu, kurgulamış olduğu masumiyet karinesinde, hipofiz bezinde mentriyal hormon çalışma düzeni yoktur. Ne demektir bu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başkasının malına istese dahi ilgi duyma şansı yoktur. Bu yüzden masumdurlar. Yani kendisine bir ket vurma, kendisini engellemeye çalışma, harama bakmamak için, haram lokma yememek için, ganimete dokunmamak için, aklınıza gelen ne kadar günah varsa bunlara karşı kendisini korumuş değildir. Kendisi Cenab-ı Hak tarafından bu hipofiz bezinin üzerindeki mentriyal hormon düzeneği olmadığından dolayı zaten harama hiçbir şekilde yaklaşabilme ciheti yoktur. Ne gibi? Nasıl bir örnek vereyim size? İşte bugün bazı hayvanlar, tavuğu salıyorsun. Tavuk ne yapar? Bahçedeki gübreleri eşeler değil mi? Gagalar onu. Gübredir yani bir başka hayvanın dışkısını gagalar. İçinden solucanlı bir şeydir yer. Sen ne kadar aç olursan ol buna ihtiyaç duyar mısın? Hiçbir şekilde gübreye gagalar mısın? Yok. Niye? Senin hormonal dengende istediğin kadar aç kal, bir başka hayvanın dışkısını yiyebilme, matematiğini çalıştırabilecek bir düzen yoktur. Yesen faydası olmaması da değildir bak dikkat et. Yersen bu gübreyi bana faydası olmaz diye düşünmezsin. Zaten onu ağzına atma hayali bile sende yoktur. İşte Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin masumiyeti, o zaten birinci bapta anlatabileceğimiz bir bap. 3-2-1'de birinci bapta peygamberler geliyor davranış çeşidinde. 3 evliya Allah'ın ilk ikiler görevli evliya Allah'ındır. Yani üçler her Müslümanın Kur'an'da beyan edildiği evliya Allah babıdır. İkinci kısım görevlendirilmiş olanlar Seyyidimizin o biraz önce sohbette beyan ettiği 124 binin davranış biçimidir. Binler peygamberler. Dolayısıyla buradaki masumiyet karinesi bir ön görüyle kendini tutmak değil, zaten başından itibaren şey yoktur. Yani ihtiyaç, gitme,
Hani ikinci zaman anlatıyor işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir düğüne davet edilmiş, uyuyakalmış diye anlatılan mesele var. Oradan yola çıkarak kendini tuttuğu veya kendisini tutması için Allah-u Zülcelal onu koruduğu söyleniyor ama Allah-u Zülcelal daha onu yaratmadan önce korumuştur, sonradan değil. Daha yaratılmadan evvel, yani ruhuyla bedeni buluşmadan evvel koruma kalkanı onun yapısını baştan aşağı değiştirdiği için onun günaha hiçbir şekilde ilgi ve alaka duyma şansı yoktur. Şimdi bu kızı biraz hikmete kaldığı için geçtik. Şimdi teslimiyet babına giriyoruz. Yani İslam'ın kökeni olan teslimiyet babına, türevi olan teslimiyet babına. Bu babın davranış bilimleri açısından bilimsel bir karşılığı yoktur. Çünkü burada insan paylaşmaktan vazgeçmiştir. Paylaşma dürtüsü artık yoktur. Hani bir tabak yemeğimiz vardı. Bu tabağın yarısını yeni gelene verdik. Aç olan birine verdik ama birazını kendimiz yedik. İnfakta ise kendisine ait olan ne varsa onu verme hali vardır. Yani Ehl-i Beyt'in kendisine indirilmiş olan bir ayeti kerime var ya, Hazreti Fatıma Hanımıza Hazreti Ali Efendimiz'in 3 günlük oruç meselesi ve aç geçilmesi. Uzun mesele anlattığımız için geçiyoruz. Ehl-i Beyt'in oradaki ahlaki davranış biçimi 3. kademedir. En alt seviyedeki halidir. En üst değil. En alt seviyedeki halidir. Kur'an-ı Azimüşşan'a ayet olmuştur. Onların o kadar üstü vardır ki Kevser Hazreti Fatıma'ya nail edilmiştir. O en alt düzeneğidir yani. 3 gün aç oruç geçirip de onu kapıya gelene geri çevirmeden verme halinin davranış bilimlerinin kabul görmesi için öncelikle bu hormonal matematiğin karşısında ruhani enjeksiyonun varlığının görülme şartı doğmaktadır. Dolayısıyla burada insan paylaşmaktan vazgeçiyor, tamamıyla infak ediyor. Malla, canla, evlatla, hayatının getirisi olabilecek ve olmuş ne varsa. Geleceğe dair de imzanı atıyor. Diyor ki baştan itibaren benden sonra ne varsa infak matematiği içerisinde veriyorum. Şimdi bu yüzden Avrupa'yı matematik içerisinde dernekleşme ve efendim sosyal toplum hareketleri içerisindeki hareketle İslami düzenek içerisindeki hareket birbiriyle kıyas edilemez. Şimdi burada ufak bir detayı atlamak gerekiyor. Bizdeki dernekleri de sivil toplum örgütü, Avrupa'daki örgütleri de sivil toplum örgütü olarak yazarsanız ya biz bir şeyi yanlış yapıyoruz ya da biz bir şeyi yanlış bir şeye tabi oluyoruz demektir. Bizde sivil toplum örgütü olmaz. Sivil toplum örgütü demek elindeki 100 taneden bir tanesini en azından paylaşabilme kabiliyetine ulaşabilmek demektir. Bunun adı infak değildir. Şimdi dernekler çatısı altında çalışırken insanlar şunu söylüyorlar. Gelin bizim derneğimize de infak edin. Eksik bir cümle. Gelin bizim derneğimizde de paylaşın derseniz sivil toplum örgütünün karşılığı olur. İnfak paylaşmak değildir. İnfak var olan ne varsa hepsinden vazgeçebilir olma kabiliyetine kavuşmuş olmak. Şimdi davranış bilimleri açısından çıktın bu kapıdan, gidiyorsun şimdi. Gecenin bir yarısı hava 3 derece. Köşeyi döndün, yanında hırkalı bir adam var. Senin üzerinde kalın bir mont, altında ise sadece gömlek var. Mont o kadar kalın ki onun altında gömlekten başka bir şey giymeye ihtiyaç duymamışsın. Sıcak tutuyor seni. Ama köşeyi döndüğünde adamın hırka giydiğini görüyoruz. Davranış bilimcilerin mantığına göre yapılması gereken en âlâ seviye, üstün seviye onu arabana alıp bir alışveriş merkezine götürüp ona bir gocuf almaktır. Öyle değil mi? Davranış bilimi açısından bakıldığı zaman yapılabilecek en ahlaklı hareket onu alıp bir alışveriş merkezine götürüp hadi kardeş bu da sana benden bir hediye deyip o gocufu ona vermektir. Bizde bu üçgen yapıya ulaşmış olmanın getirisi olan infak ise paylaşımdan farklıdır kardeş. Bizde mont çıkartılır, adama verilir, giydirilir, arkaya dönmeden eve istersen çıplak gidilir. Bunu davranış bilimleri açısından bakıldığı zaman
bu adam patojenik bir şizofrenik başlangıç aşamasındadır. Yani bu adam şizofrenin başındadır. Niye? Kendi hayatını tehlikeye atmaktadır. Giderken grip olma ihtimali yüksektir. Şu olur, bu olur, bu olur. Paylaşım başka bir şeydir, infak başka bir şeydir. Ama üçgen boyutta yaşayan bir adamın infakı hayatına geçirmiş olan adamın durumu ise şöyledir. Bu adam yoldayken hasta da olsa, hasta olmasa da buna sebep olacak olan şeyin sebebinin infak ettiği gocuk değil, Allah'ın kendisine takdir ettiği hastalığın vakti olduğunu bildiği için keşke vermeseydim duygusuna kapılamaz. Ama bu noktada yaşamayan bir adam der ki ona, ya sen aklını mı kaçırdın? Alaydın, eve getireydin. Üstüne bir başka battaniye vereydin. Onu yapaydın, bunu yapaydın, bunu yapaydın, bunu yapaydın. Ama üçgen matematiğin enteresan bir hayat biçimi vardır. O üçgen matematikte hesap yoktur. Çünkü teslim edilmiştir. Hesaplar teslim edilmiştir. Teslim edildiği için kendi hesap tutmaz, kayıt altına hiçbir şey almaz. Ne sevabını ne günahını. Ne sevabını ne günahını kayıt altında değildir o. Kendisine göre hep aşağının aşağısındadır. Bu aşağının aşağısında psikozu ise mantıksal, bugünkü bilimsel açıdan bakıldığı zaman yeryüzünde psikosomatik bozuklukların temeli olarak ifade edilir. Niye? Ya adam kendinden vazgeçiyorsa bunda bir psikolojik bozukluk var denir. Halbuki bu psikolojik olarak toplumu bir yerden alıp bir yere götürebilecek yegane matematiktir. Kendisinden vazgeçebilecek adam tipi. Ama paylaşımla infakı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Paylaşım mantıklı harekettir. Bugünün mantığıyla söylüyorum. İnfak ise daha büyük bir mantığın gerisindir. Mantıksız değil. Şimdi diyorlar ya, evliyaların yaptığı mantıksız. Cevap veriyorum, evliyaların yaptığı mantıksız değil. Evliyaların yaptığı bir üst mantıktır. Senin mantığının bir tık üstü. Bir başka mantıktır orası. Çünkü o alan, o kapsamın hayat biçiminde paylaşım yoktur, infak vardır. Her şeyi toptan vermek vardır. Bu yüzden biz ne kadar verirsek verelim, infakla paylaşmayı sadakayla diyelim daha anlaşılması için. Sadakayla infakı birbirine karıştırmayalım. Sadaka 10 varken 5'i vermektir, 9'u vermektir. İnfak 10 varken 100'e söz vermektir. Hazreti Osman'ınki infaktır. Bizimkine infak denmez. Bizimkisi sadakadır, paylaşmaktır. İnşallah hayırlısıyla bir şeyler yapmaya gayrettir. İnfak yokken de Allah için veririm diyebilmek, o sözün altına imza atabilmektir. Şimdi bunu yapan adamlar için ne söylenir? İkinci maddede sabır vardır bu adamların hayatında. Öyle bir sabırdır ki bu, senin zannettiğin gibi alt psikozun getirisi olarak olan olaylara karşı sabır değildir. Olmamış olanlara karşı sabır vardır. İşte bu yüzden bununla şizofreni birbirine karıştırılır. Bu yüzden dolayı da mevcut psikolojisinin getirisi bugünü ve dünü yaşar. Bu yüzden hastalıklarından kurtulamaz. Hep geçmişin mukayesesindedir. Şimdi soruyorum. Muhasebecinin görevi nedir? Dünü hesap etmek değil mi? Fatura kesilmiş. Bir saniye öncesine ait. Mizan. Bir yıl öncesine ait. Bütçe. Bir yıl öncesine ait. Kurumlar vergisi. Üç ay öncesine ait. Bak hepsi geçmişe. Ben sana öyle bir muhasebeden bahsediyorum ki hepsi yarına. Hepsi yarının hesabına. Ve öyle bir yarın ki içi burada değil. Yarın burada değil. Çünkü biliyor ki dün, yarın, bugün hepsi buradaydı, bir anda yaşanmış ve bitmiş bir patojenindi. Zaten üçgende yaşayan adamın zaman kavramı düzeni olmadığı için de garip bir şekilde hep dünle yarını birbirine karıştırır. Bu insanlarda da psikolojik zihinsel kaymalar olduğu zannedilir. Halbuki bu zihinsel kaymalar değil, zamanın çapına göre hissiyat üzere yaşamanın bir gereği olarak zaman psikozunu aşmanın bir neticesidir. Dolayısıyla zaman psikozuna mecbur edilmiş olan adam hep düne aittir. Kolunda sürekli saat taşır adam. Saat dediğin nedir?
Bugünü ölçen şey değildir. Dünü ölçen şeydir saat. Hep bir öncekini anlatır sana. Yarına ait söylediği bir şey yoktur sende. Bu yüzden saat dışında çok da iyi bir şey değildir yani. Hakikat o günü değil. Hakikat dünü, bugünü, yarını, hepsini, o bir saniyenin bir anında saklı olduğunu bilebilmektir. Bu her şeyin içerisinde bir illet olduğu gibi bu üçgenin içerisinde de bir illet vardır. Sükut. Yani sessizlik. Öyle bir sessizlik ki eğer insan kendiyle konuşmaya başlasa, konuştukları nefsini âlâ edecek bir düzeni onu kavuştursa, kendisini bu makama, kendisi ulaştığı zannetmeye başlar, bu makamdan aşağıya düşer. Ama teslim olanların sükutu öyledir ki, onların dilleri haykırır, gönüllerindeki boşluğun Cenab-ı Hakk'ın muhafazasıyla dolmasını arzu ederler. Konunun içerisinde dörtgenden üçgene çıkabilmek için de logaritmik olarak üç tane başka soru vardır. Biraz önce beşgenden dörtgene çıkmak için dört soru sorduk, cevabını veremedik. Şimdi dörtgenden üçgene çıkabilmek için üç soru var. O üç soruyu sorduğumuz zaman dünyanın neresinde olursa olsun, tabii artık ehli iman olması lazım. Ve bir başka şey, evliyaullah olması lazım. Niye? Çünkü bu üç sorunun muhatabı normal davranış bilimlerini, normal insanın doğru cevaplar verebileceği şekilde değildir. Bunlardan birincisi şudur. O dörtgendeki adama teslim olduğunda ya da o dörtgeni yaşayan adama şunu sorar. O dörtgen kabuldü ya, neden kabul ettin böyle bir hayatı? Öyle bir hayat ki paylaşacaksın, öze güveneceksin, hep arayacaksın, zanlarından sıyrılmaya çalışacaksın. Bunlardan sonra bir başka şeye geçeceksin, artık infak edeceksin. Artık sabredeceksin, artık sükut edeceksin. Sana verilmiş olan cevhere ulaşmak için o son ana kadar, o hani en son taş en serttir ya, baştan bir duvarı kazmaya başlarken yorulursun, taşın mukavemeti artar. Mağaralarda derinliklere gidince mukavemet derinliğe doğru artar, azalmaz. Jeolojide ayrı bir mesele. Şimdi adama sormak lazım. Neden bunu kabul ettin arkadaş? Senin bu kabul ettim dediğin şeyin, kabul ettiğin ne olduğunu ya farkında değilsin ya da aklın başında değil. Başkaları kendi cebini doldururken, başkaları günün belli saatlerinde kendi keyfiyetine ayırmışken, başkalarının hobisi varken, başkalarının sevgilisi varken, başkalarının geniş zaman aralığında tatilleri varken, sen bütün bunları koymuşsun bir kenara. Sen diyorsun ki Allah'a güveniyorum, infak etmek istiyorum, sabretmek istiyorum, sükut etmek istiyorum. Sen bunu neden kabul ediyorsun dediğinde bunun tek bir cevabı vardır. Sevmek, bir şeyi sevmek ve her şeyin o şeyden olduğunu bilerek o şeyi sevmek. Dolayısıyla sevgiye göre çeşitlenmiş olan davranış biçimlerinde insanı sevenlerin davranışları insanların davranışlarına göre şekillenir. Hakkı sevenin davranışı insanlara göre değişmez. Şimdi bir adam, bizler, sokaktakiler, hepimiz ve normal insanlar, insanlar bizimle iyi geçindiği müddetçe biz de onlarla iyi geçinmekteyiz. Biz öyle bir zattan bahsediyoruz ki karşısına geçecek, küfür edecek, lanet edecek, efendim her türlü fenalığı yapacak, o gülümsemeyi bozmayacak. El cevap, gülümsediği bu kişinin hak o zaman insan değil. İnsan olsa ona karşı yüzünü asmasını bekleriz biz. Davranış matematiği açısından. Adam şimdi bana küfür ederken ben ona nasıl güleyim? Eğer güldüğüm onun bana iyilik yaparken yapanı o bilirsem surat asma hakkım gayet tabidir. Halbuki daha önce gülümsediğim, hoşuma giden, sevdiğim zat Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilerek olsaydı, özüme değil, öze güvenen olsaydım, bugün bana istediği hileyi kurmuş olsun. Hilelerin kurulma sebebinin takdir-i ilahi olduğunu bilir, gülümsemeye ancak öyle devam edebilirdim. İkinci soru şu olabilirdi. İkinci soru ise şu olur. Güvendiğin her ne varsa, neye güveniyordu bu adam? Cenab-ı Hakk'a değil mi? Cenab-ı Hakk'a, Resulullah'a, Ehl-i Beyt'e, bunlar bir gün sana sırtını dönerse ne yaparsın? Olmaz mı? Olur ya.
evliya Allah'tır. Bazen keramet göstermiş, her zaman yaptığı keramet bir gün olmuş tutmamış. Olabilir, imtihanı ilahidir. Bir gün olmuş duası kabul olmamış. Bir gün olmuş öyle olmuş böyle olmuş. Yani sırtını dayadı, güvendiği, Rabbim var benim, peygamberim var benim, Ehl-i Beyt yanı başımda, şeyhlerim var, Hazreti Pir Abdülkadir Ceylani var. Dediklerim bir gün olursa, bir an için sana sırtını döndüklerinde ne yaparsın? Normal insan şartnamesinde ne beklenir? Bana ihanet ettiler. Demek ki yanlış yoldaymışım. Halbuki hakikat nedir? Halk sırtını yaslamış olan şahsiyetin kendisi teslimiyete mucib olduğundan dolayı bana bunu yapanların yapmalarında bir sebebiyete teslim olmalarını gereğince onlar hiçbir yese kapılmazlar. Hiçbir şekilde. Hiçbir korkuya kapılmazlar. Zaman zaman devlet idaresinde yapılır. 100 kişiden 99'u çuvallar. Hemen böyle biraz yukarılara geldiği zaman adamı bir olay çevirirler. Bir hırsızlık olayı. Cebine bir para koyarlar. Şunu koyarlar, bunu koyarlar. Devletin kendisi kendi adamını tutuklar. Ne oldu? Ya bana ihanet ettiler derse iş bitti, geçmiş olsun. Sebep, güvendiklerine Allah için güvenseydin, bu filmin Allah için olduğunu bilseydin, sen sana sırtını dönülmeyeceğini, bunun ancak hani ay hep durduğu yerde duruyor, sadece ayda 3 defa kendi yüzünü hakkıyla göstermiyor. Ay halbuki yerinde duruyor. Bunun bir yeni ayı var, bir eski ayı var. 14'üne gelene kadar yüzünü kapatıyor. Halbuki durduğu yerde durmaya devam etmekte. 3 gün gösteriyor yüzünü. O 3 gün gösteriyor yüzünü. 26 gün, 27 gün göstermiyor diye. Ay yok mu diyeceğiz. İşte normal patolojik hayatta bir şeyin varlığı ve yokluğu sebeplere değil, sebeplerin kendisine bağlandığı için problem buradan doğuyor. Yani davranışlarımızı sebepler hareket ettirdiği müddetçe bizlerin bu kuyudan çıkma şansı yoktur. Dünyanın da bu kuyudan çıkma şansı yoktur. Şimdi bir olay olduğu zaman sebepleri araştırıyorsunuz. Çok hoş, doğru. Yani bu odada bir yangın çıktı. Evet, normaldir. Acaba prizden mi çıktı? Biri mi yaktı? Köz mü düştü? Biri bir bomba mı attı? Bunun sebebini öğrenmemiz lazım güvenlik tedbiri almak için. Ancak ne yaparsan yap bu film değişmeyecekti. Bunu bilirsen mutlu olursun. Farkımız budur bizim. Tedbir alınır, sebep aranır, ancak müsebbip Hazreti Allah'tır. Kesin ve kat'idir bu. Teslim olmadan bunu kavrayamadığımız için Müslüman dünyası mutsuzdur. Efendim devletin başkanı şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı, böyle yapsaydı, böyle olur muydu canım? Vallahi böyle olacaktı, billahi böyle olacaktı, tallahi böyle olacaktı. Sen böyle olduğun için zaten sonuç böyle olacak. Şimdi herkes tepedekini seyrettiği için tepedekine bağırırken kendimizden habersiz olunca tepedekine bağırıyoruz. Sen hırslıysan tepedeki hırslı olacak. Sen yalancıysan tepedeki yalan söyleyecek. Sen kendi menfaatin için başkalarını ezip geçmeye hak görüyorsan başkası bunu yaptığında da buna amenna deme, mecbursun. Bu insanlar bizim içimizden çıkıyorlar. Bu insanlar biziz. Ayinde de kendimiziz. Fark eden hiçbir şey yok. Hakikat, üçüncü soru şu olur. Neden varsın? Zaten bu dördüncü babın aramanın getirisi olan sonuçtur. Neden varsın? Birisi der ki Allah'a ulaşmak için. Birisi der ki Resulullah'ın sevgisi için. Öyle birileri var ki tek bir cevap var. O istedi diye. Bak cevaplar aslında birbirine çok benzer. Ama davranış literatürünü baştan aşağı değiştirmektedir. İnsanın ne olduğu sorularıyla anlaşıldığı gibi cevaplarıyla nereye ulaşacağı anlaşılır. Adama sordun, neden varsın? Adam dedi ki Allah'ı sevmek için varım. Adam bu cevabı verdiyse onda sevgi açlığı vardır. Sevgide açlığı vardır, onu doyurmak istiyordur. Adama sorursun, ne için varsın? İnsanlara hizmet etmek için varım der. Bunda bile hala nefis vardır. Hala beklenti vardır. İnsanlar desin diye. Tek bir cevap kurtarır vardır bunun. Hakiki evliyanın hakiki cevabıyla. O istedi diye.
Ya peki günahların? Vallahi o da o istedi diye. Yazan oydu, o çizen oydu. Bana tövbe nail olursa, onun bana en büyük ikramıdır çünkü ben masum değilim. Bana tövbe etmeyi ikram ettiyse yeter bana. Şimdi diyor ya dua ederken adam, ya Rabbi beni günahlardan azat eyle. Ya arkadaş bu dua yanlış dua. Günahlardan azat olmayacaksın. Olamayacaksın. Hayatın boyunca varlıkla beraber devam edecek günahların. Allah'tan niyaz et. Ya Rabbi bana tövbeni ikram eyle. Çünkü benim günahtan kaçışım yok. Her dem günah işleyeceğim ben. Sen ikram edersen tövbeyi temizlenmekte ümidim var. Ümidim senin vermende var. Kuldan bir ümidim yok benim. Günahlardan korkmayız biz. Çünkü önümüzde gerçek yaşanacak. Korkumuz ya bize tövbe ikram etmezse, ya bize o son secdeyi nasip etmezse, ya bize o son kelime-i tevhidi nasip etmezse, yoksa beni günahkar olarak yaratacağını baştan kendisi öyle arzu etmiş. Benim yapacak hiçbir şeyim yok ki. Günahlardan kurtuluşum yok. Tek bir kurtuluş yolum var. Onun bana tövbeyi ikram etmesiyle ben ancak ona yönelmiş olabilirim. Bu ne? Teslimiyet ve sığınma dürtüsüyle hareket edebilme kabiliyetidir. Dolayısıyla bu kabiliyete erişebilmiş ancak insan tiplerinin toplumda belirli bir alanı doldurabildiği seviyede o toplumu ileriye götürebilirsiniz. Çünkü toplumun paylaştırıcı özellikleri, yani sadakaya alıştırabilen adam, sadaka veren adam değildir. İnfak eden adamdır. İnfak eden toplumu sadakaya alıştırabilir. Sabredebilen toplumu öze güvenebilecek hale getirebilir. Sükut edebilen topluma aramayı öğretebilir. Bana birisi bir şey öğretecekse o ancak benden bir kademe daha üstün olabilir. Dolayısıyla ben kendi arkadaşımdan bir şey öğrenemem. Ben ancak benim bir üstümde, bir tık üstümde, onu yaşamış, benim devranımın üstüne çıkmış olan o zat kimse, bilimsel olarak baktığınız zaman hakiki ilme sahip olan kimse, tasavvuf açısından bakarsak mürşid-i kamil kimse, onun yaşamış olduğu metafordan, o şemsiyeden ancak bunu öğrenebilme şansım var. Yani bizler çocuklarımıza diyoruz ya, evladım güzel arkadaşlar edin, kötü arkadaşlar seni yoldan çıkarır. Doğru, ama güzel arkadaşlar da size bir şey öğretemez. Güzel arkadaşlar öğrendiğiniz şeylerde sizin daimiyetinizde yardımcı olur. Sen namaz kılıyorsundur. Arkadaşın güzelse seni namazdan alıkoymaz. Arkadaşın güzelse seni dürüstlükten alıkoymaz. Yalancılığa düşmekten alıkoyar vesaire. Ama sana infak etmeyi öğretecek olan, sabrı öğretecek olan, sükutu yaşayarak öğretecek olan bir mürşid-i kamile ihtiyacın vardır. Burada da hoca-talebe ilişkisinin mecburiyeti ve davranış bilimleri açısından herkesin bir başka kişi olan mecburiyetinin gereği doğar. Toplumlarda her fert bir başka ferde mecburdur. Bir başka fert yoksa o ferdin mevcudiyeti yerini bulamaz. Hakkını bulamaz ve aynı dağınık sürüler halinde böyle nereye gittiği, neye vursan ne sonuç alacağını bilemediğin bir sebep-sonuç ilişkisinden kopuk ve anlamsız bir sosyolojiyle karşılaşmaya mecbur olursunuz. Bu mecburiyetin karşılığında ise bize şunu diyorlar, İlla ki her kişinin başında bir çoban olması gerekmiyor. Çobanı olmadan insan bir hiçtir. Bilimsel olarak sizin son 100 yıldaki demokrasiyi insana giydirme çabanızın sonucu Amerika'da yaşanmaktadır. Bugün Amerika'da huzur evlerine gidiniz, hepsinin çocuğu var, hepsinin ailesi var, hepsinin akrabaları var. Ancak huzur evine bırakılıyorlar. Çünkü yaşlı bir anneye, yaşlı bir babaya bakılması mantık dışı ya. Bakan var. Al bak senin davranış bilimlerinin geldiği nokta. Adam gelmiş 60-70 yaşına. Altını ıslatsın ıslatmasın. Bak fark yok ha. Altını ıslatmış ıslatmamış. Adam dinç, ayakta dimdik. 60 yaşında sporcu. Oğlu diyor ki baba tamam bitti artık. 18 yıl sen bana baktın. Bir 18 yıl ben seni idare ettim ve sen yaşlandın artık.
Onun babası da onu öyle yapmıştı zaten. Mirasını yaz vasiyetini, evi bırakıyorsun bir huzur şirketine, huzur bilmem nesine. O da seni alıyor bir yerde güzelce karşılıyor. Mantıklı mı? Altıncı seviyede hayvani yaşam için gayet mantıklı. Altıncı seviyede hayvani güdülerle yaşam için gayet mantıklıdır. Ama biz üçüncü seviyeden, dördüncü seviyeden toplumun bir başkasıyla beraber olmasından bahsediyorsak, çobansız, boyun eğmeden, teslim olmadan, evvel Allah değil önce eyvallah demeden yaşayabilme şansı yok. Toplumun gelişebilme ihtimali trilyonda bir bile değil. Yani bugün bize gelseler deseler ki tek bir çözüm var eğitim. Vallahi yalan, billahi yalan, tıllahi yalan. İşte şu kadar okul açarsak, bu kadar medrese açarsak, bu kadar bilmem ne adam yetiştirirsek toplum ayağa kalkar. Kalkmadı, kalkmaz, kalkmayacak. 70 milyon üniversite okutsanız, hepsini alıp Harvard'da okutsanız gene olmayacak. Niye? Teslim olmadıkça bu milletten bir cacık olmayacak. Olmadı, olamaz, olamayacak. Olan devletler var. Yarın dolar batsın bakayım ne oluyor, o gün görüşürüz. Hani bugün para varken güzeldir her şey. Anlaşabilirsiniz. Amerika'da yarın metrolar bir dursun bakalım. Bir fırtına, bir kasırga çıksın, bir sel baksın. Olmadı mı oldu? Bundan bir buçuk yıl önce sel bastı. Zengine fakiri, şehri tamamen talan etmedi mi? Çıkmadı mı bu? Haliyesiz zenginlik vardı. Başkasının malını çalmak kötü bir şeydi. Ama zor durum diyor. Orada insaniyetini kaybetti. Niye? İnsaniyetini kaybetmedi. Daha bu arkadaş zaten insan olmadı ki insaniyetini kaybetsin. Haberlerde diyor ya insanlığını kaybetti. İnsanlık kazandıktan sonra kaybedilecek bir şey değil. Daha insan olamamış. Olmadığı için kaybettiği bir şey yok. İnsanlık, insan olmak üstün bir vasıftır. Altıncı alan hayvanların yeridir. Beşinci alan konuşan hayvanlardır. Gerçekten doğada da sesi insana benzetilen hayvan tipleriyle benzetebilenlerle benzetemeyenler birbirlerinden biyolojik olarak da ayrılmaktadırlar. Bütün bunların birbirleriyle olan ilişkisi ve iletişimin nihayetinde 6. barandan 5, 4, 3'e çıktığımız zaman hakkaniyet ölçüsünü kavrayabilme imkanımız doğmaktadır diyelim. Cenab-ı Hak bizlere bu hakkı hakkıyla yaşayabilenlerden eylesin. Bu hakkı kavrayarak hakkaniyetin muhabbetine erebilenlerden eylesin. Ömrümüz boyunca bizlere bu hakikati öğretenlerden ve bizlere bu hakkı yaşamamıza vesile olanlardan ayırmasın. Allah rızası için, hayırların fethi için, şerlerin defi için, Allah rızası için. El Fatiha.